Arkadaşlar selamünaleyküm. Bazı liderler vardır, öldüklerinde sadece kendi evlerinden değil, gönüllerine dokundukları bütün evlerden cenaze çıkar sanki. En yakınının vefatı gibi etkiler insanı. Bir lideri insanların gönlüne bu kadar yerleştiren şey, onun kendisi için değil, davası için yaşamış, çile çekmiş ve bedel ödemiş olmasıdır. Özellikle de bu durum bizim milletimiz için geçerli. Çünkü biz duygusal bir milletiz. İnandığımız davaya gönül veren, bu dava için çile çeken insana vefasızlık etmeyiz. Ve bu davaların en büyüğü İslam davası. İnandığımız bu dava için çalışan herkesi bağrımıza basarız. Onları kaybetmek de bağrımızı yakar haliyle. Örneğin daha önce Bilge Kral Ali Ezzet Begoviç'i bağrımıza basmıştık. O Bosna'nın bilge lideriydi ve onu en az Bosnalılar kadar sahiplendik. Ya da Ebulfez Elçibey, Azerbaycan'ın yiğit lideri. Azerbaycan zaten ayrı bir ülke sayılmaz ama o zamanlar biz Elçi Bey'i Azerbaycan Türkleri kadar sevdik, onlar kadar benimsedik. Çünkü bu insanlar sadece lider değillerdi. Bunlar aynı zamanda davaya baş koymuş, davanın derdiyle dertlenmiş ve davanın çilesini çekmiş isimlerdi. Yani bizdendiler, aileden. Kendilerini aileden hissettiren bu insanların gidişleri de üzer insanı haliyle. Hayatınız boyunca hiç görmeseniz de, bir kere olsun elini sıkmasanız da gidişleri üzer. Tıpkı yakın zamanda kaybettiğimiz Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca gibi. Hayatında onunla aynı ilçede bile denk gelmemiş insanlar onun arkasından ağlamıştı hani. Peki neden? Tanımadığınız bir insan için neden ağlarsınız? İşte bu nedenlerin tek bir cevabı var. Dava bilinci. Ve bu hafta bu bilinçle içimiz yeniden yandı. Çünkü bir öncüyü daha kaybettik. Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi, cuntacılar tarafından tutuklanmıştı. 17 Haziran'da çıkarıldığı mahkemede kalp krizi geçirdi. Mekanı cennet olsun. İşte bu yüzden bugün de onu analım, onu ve davasını tanıyalım isterim. Bugünkü konumuz hayatını İslam Birliği davasına adamış, bu davanın çilesini çekmiş Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi. Şehit Muhammed Mursi'yi tanımak için öncelikle onun davasını, yolunu yani İhvan Hareketi'ni tanımak gerekir. İhvan Hareketi 1928 yılında Hasan el-Benna tarafından kuruldu. Hasan el-Benna, İhvan Hareketi'nin kurulma sebebini Mısır halkının sömürgecilerin altında her alanda ezilmesi ve hor görülmesi olarak gösterdi. Oluşum 1930'ların sonlarında siyasi bir nitelik kazanmaya başladı ve 1938'de siyasete girme kararı aldı. İhvan Hareketi'ne Arapların ilgisi günden güne arttı. Üye sayısı 10 yıl içinde 500 bini aştı. 1948'deki Arap-İsrail Savaşı'nda İhvan üyeleri cephede aktif rol aldı. Aynı tarihlerde Mısır'daki İngiliz himayesi ve monarşiye karşı da mücadeleye başladılar. Bu süre zarfında İhvan her geçen gün büyümeye devam etti. Tabii ki bu büyüme Mısır yönetimini rahatsız etti ve 1948 sonunda Müslüman kardeşler yasa dışı ilan edilerek kapatıldı. 1950'de uygulanan yasak kalktı ama o günlerden bugünlere dek sürekli baskı altında yaşadılar. Hatta en son Hüsnü Mübarek, Mısır'ın başına geçtiğinde İhvan'ın siyasete girmesini yasakladı. Ama tüm bu yasaklara rağmen İhvan günden güne büyüdü. 2005 yılında siyasi yasaktan dolayı İhvan adayları seçime bağımsız olarak girdiler. Ama buna rağmen mecliste 88 sandalye elde ettiler. Aralık 2010'da Tunus'ta başlayan Arap Baharı Mısır'ı da etkiledi. Protestoların ardından Hüsnü Mübarek 11 Şubat 2011'de istifa etti ve tutuklandı. Bu devrimin ardından İhvan ilk siyasi partisi olan Hürriyet ve Adalet'i kurdu. Kurulan yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı İhvan'ın sevilen ismi Muhammed Mursi oldu. Mursi 1951 doğumlu. Çiftçi bir babanın oğlu. Annesi de ev hanımı. Yani halkın içinden gelen bir adam. Ama zeki bir öğrenciydi. Mühendislik lisansını Kahire Üniversitesi'nden aldı. Mühendislik doktorasını ise Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde tamamladı. Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde yardımcı doçent oldu. Ardından ülkesine döndü. Mısır'daki Zagazig Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi dekanı olarak görev yaptı. Bunların yanında Libya'da Trablus Üniversitesi, Kahire Üniversitesi ve Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde de çalışmalar yaptı. Zemin sertleşme çözümleri alanında onlarca çalışması bulunuyor. Bunun dışında NASA'da görev yaptı. Metalürji alanındaki tecrübesini burada kazandı. Ama Mursi sadece akademik çalışmalarda bulunmadı. Siyasette de aktifti. 2000-2005 yılları arasında milletvekilliği yaptı.
İhvan hareketinin seçimlere katılması yasak olduğundan seçimlere bağımsız aday olarak girmiş ve kazanmıştı. Her saniyesi dolu dolu geçen bir hayatı vardı ama tüm bu koşuşturmaya rağmen hafızlığını da tamamlamıştı. Mücadelesi hiç bitmedi. 2011 yılında Hüsnü Mübarek karşıtı protestolara destek verdi. Mübareğin istifasından sonra İhvan Hareketi'nin kurduğu Özgürlük ve Adalet Partisi'nin başkanı seçildi. 2012 yılında Mısır'da ilk defa demokratik bir seçim yapıldı. İhvan Hareketi'nin bu seçimde Cumhurbaşkanı adayı Muhammed Mursi'ydi. Yoğun bir seçim kampanyası yürüttü ama güçlü rakipleri vardı. Seçimlerin ilk turunda birinci olsa da seçim yeterli oyu alan aday olmadığı için ikinci tura kaldı. 17 Haziran'da yapılan ikinci turda %51.73 oy alarak Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı oldu. Ama karşısında azgın bir muhalif kitle vardı. O kadar ki daha seçim çalışmaları esnasında bile seçilsen de ülkeyi yönetemezsin, seni baştan indiririz şeklinde söylemlere maruz kalıyordu. Mısır muhalefeti böylesine pervasızca yaklaşıyordu olaylara çünkü Mısır'da ordu her zaman güçlüydü. Ve orduda hala Hüsnü Mübarek yanlıları çoğunluktaydı. Mübareğin devrimle indirilmesinden dolayı da ihvana karşı fırsat kolladılar hep. Hatta seçimler ikinci tura kalınca Mursi'nin seçileceğini anladılar. İkinci tur öncesi Yüksek Askeri Konsey Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kısıtlayan maddeleri alelacele anayasaya ekledi. Bu maddelerle birlikte Cumhurbaşkanı'nın subayları ve başsavcıyı ataması engellendi. Yani daha Mursi başa geçmeden ordu darbenin altyapısını hazırlamıştı. Zaten Mursi başa geçtikten sonra da ordu rahat durmadı. Önce türlü oyunlarla siyasi parti ve örgütleri birbirine düşürdü. Ardından işin medya ayağı başladı. Medya aracılığıyla İhvan hakkında her gün yalan haberler yayınlamaya başladılar. Muhammed Mursi için itibarsızlaştırma çalışmaları adım adım uygulandı. Ülke içinde Mursi karşıtı protestolar başladı. Mursi ise önce uzun bir süre diyalog çağrıları yaptı. Ülkede gerginlik istemiyordu. Bu gerginlik yüzünden darbecilerin ekmeğine yağ süreceğini biliyordu. Hem de Mursi hayatının her döneminde olgun bir insandı. Vakit kaybından başka işe yaramayan tartışmalardan hep uzak durdu. İşte bu karakterinin de etkisiyle diyalog çağrıları yaptı ama protestolar devam etti. Protestolarla birlikte ordu içindeki homurdanmalar da başlayınca Mursi radikal adımlar atmak zorunda kaldı. 2012 Ağustos'unda Yüksek Askeri Konseyi Başkanı Tantavi'yi emekli etti. Ardından yeni anayasa için çalışmaları hızlandırdılar. Aralık 2012'de iki aşamalı referandum iki defa evet oyuyla kabul edildi. Ama referandumun ardından Mursi karşıtları protestolarını arttırdılar. Mübareğin devrilme sürecine ev sahipliği yapan Tahrir Meydanı'nda bu kez Mursi karşıtları vardı. 30 Haziran 2013'te muhalefet kitlesel bir protesto yaptı. Zaten darbeye ulaşan son adım buydu. Ertesi gün 1 Temmuz'da Mısır ordusu 48 saat içinde ülkedeki siyasi kriz bitirilmezse yönetime el koyacağını açıkladı. 3 Temmuz günü geldiğinde bizzat Mursi tarafından atanan onursuz Genelkurmay Başkanı Sisi, ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin düşürüldüğünü açıkladı. Yani 2011'de büyük ümitlerle başlayan dönüşüm süreci 2013'te sona erdi. Muhammed Mursi ve dava arkadaşları darbeye karşı direndiler ve tutuklandılar. Halk da darbeye karşı çıktı. 14 Ağustos 2013 günü Rabia Meydanı'na toplanan darbe karşıtlarına Mısır ordusu şiddetle saldırdı. Yüzlerce insanı şehit ettiler. Dünya sustu. Çünkü sözde özgür dünya Mursi'nin gitmesini istiyordu. Ardından Muhammed Mursi'ye 6 düzmece dava açıldı. Kiminden idam cezası aldı, kiminden müebbet hapis. Cezaevinde çok kötü şartlarda kaldı. Zaten onun dışında birçok ihvan lideri de ilaçları verilmediği için hapishanede şehit olmuştu. Aynı zulümleri Mursi'ye de uyguladılar. Görüşmeleri kısıtlandı. Tiyatro benzeri mahkemeler kuruldu. Kendisini savunmasını engellemek için her şeyi yaptılar ama o çıktığı her davada o onursuz hakimlerin yüzüne hakkı aykırmaktan geri durmadı. Tepkilerden çekindikleri için onu direkt öldüremediler. Sadece kalp krizi deseler inandırıcı olmayacaktı. O yüzden duruşmada kalp krizi geçirmesini sağladılar. Zaman içinde yavaş yavaş bu sonu hazırladılar. Zaten mahkemede kalp krizi geçirdikten sonra 20 dakika boyunca müdahale edilmesine izin vermediler. Önce Mursi'nin kesin olarak öldüğünden emin olmak istediler. Yani Muhammed Mursi tüm dünyanın gözü önünde cuntacılar tarafından yapılan en uzun süreli infaz oldu. Şehadetinin haberini Mısır'da gazeteler 4. 5. sayfalarında küçücük verdiler. Televizyon kanalları ise altyazı geçmekle yetindi. Hatta birçok medya organı haber bile yapmadı.
cenazesini göstermelik bir otopsiyle ve sadece ailesinin katıldığı bir törenle defnettiler. Hani demişti ya Abdülhamit Han, tarihte hiçbir junta yönetimi görülmemiştir ki yıkmakta gösterdiği başarıyı yapmakta da göstersin. Bunlar da bütün junta yönetimlerinin yaptığı gibi yaptılar. Yani yıktılar. Mısır'ın geleceğini yıktılar. Çünkü onlara efendileri bunu emretti. Muhammed Mursi kısacık Cumhurbaşkanlığı döneminde çok rahatsızlık vermişti. Hani Gazze ablukasından bahsederiz ya hep. Haritayı bir açın bakın. Gazze nasıl abluka altına alınabilir? Bir ucu Mısır'a sınır çünkü. İşte Mursi gelene kadar Mısır, Gazze'ye sınırlarını kapatmış, İsrail'in ablukasını destekliyordu. Mursi seçildiği gibi Gazze sınırını açtı. Filistinliler rahat bir nefes aldılar. Ardından darbe yapıldı ve şeytanın kuklası Sisi Gazze sınırını hemen kapattı. Ayrıca bundan daha da büyük tepkiyi Doğu Akdeniz'de çekti. Mursi'nin Mısır'ın doğal gaz sahalarında arama ruhsatı işini Türkiye'ye vermek istediği o dönem kulislerde epeyce konuşulmuştu. Yani Muhammed Mursi kaybettiğimiz büyük bir değer. Cumhurbaşkanı seçildiğinde Mısır'ın şaşalı saraylarını görünce burada yaşamak istemedi ve kiralık apartman dairesindeki yaşamına devam etti. O sarayları sadece devlet işlerini yürütmek için kullanıyor ve yine evine gidiyordu. Yine Cumhurbaşkanlığı döneminde kız kardeşi ciddi bir hastalığa yakalanmıştı. Doktorlar Avrupa'ya ya da Amerika'ya nakledilirse daha iyi bir tedavi göreceğini söylediler. O dönemde tek yapması gereken bir ambulans uçağı emir vermekti. Ama yapmadı. Bulunduğu pozisyon sayesinde ailesinin sıradan bir Mısırlı'dan farklı olamayacağını belirtti. Kız kardeşi diğer Mısırlı vatandaşlar gibi bir devlet hastanesinde vefat etti. Ayrıca tüm dünyada en az maaş alan liderdi. Bir yıllık maaşının 10 bin doları geçmeyecek şekilde ayarlanmasını şart koşmuştu. Zaten tutuklandığı zaman da anlaşıldı ki bir defa olsun maaşını çekmemişti. Daha anlatılacak çok şey var da bu kadarı muhtemelen onun nasıl bir insan olduğunu anlatmaya yetmiştir. İşte onun için onun cenazesi yasaklansa da Allah ona çok kalabalık bir cenaze namazı nasip etti. Tüm dünyada gıyabi cenaze namazları kıldık. Yani şehit, ahirete şehide yakışır şekilde uğurlandı. O ahireti kazandı ama biz bir değerimizi kaybettik. Mekanı cennet olsun. Allah'a emanet olun.